Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bu üzerimde görmüş olduğunuz bulmaca pantolon. Pantolon etek, bulmaca pantolon, bol pantolon, salaş pantolon nasıl artık adlandırırsanız. Ama ben bu pantolonu çok sevdim. Çok rahat ve gerçekten kumaşı da çok güzelmiş. Bu pantolona çok uydu bu. Videoya başlamadan önce küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bu pantolonun da dikim videosu gene hard diskin içindeydi. Hard diskim arızalandığı için dikiş adımlarını yine çekemiyorum. Bilginiz olsun, neden dikiş kısmı yok demeyin. Videoya geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim videolarımı izleyerek herhangi bir şey dikiyorsanız, yapıyorsanız benimle paylaşırsanız beni çok 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 mutlu edersiniz. O zaman videoya geçebiliriz. Kumaşım bu şekilde, desenleri bu şekilde. Bunu sadece sürfile makasıyla keseceğim. Sürfile makası da bu şekilde. Kalıp olarak bu pantolonumu kullanacağım. Bu kalıbın pantolonu gerçekten çok seviyorum. Pantolonumun A kısmını kumaş katına doğru yerleştirdim. Kumaşımı ikiye katladım. Daha sonra kenarlarından çiziyorum. Paçasına geldiğimde ise hafif ovallik veriyorum. Üçgenlik değil yalnız, burası biraz dairesel olacak. Bel hizalarını alıyorum, oradan çiziyorum. Bu gösterdiğim yerlerden kesiyorum. Kestikten sonra bu şekilde görünmesi gerekiyordu. Kestiğim iki parçayı yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Bu gösterdiğim yerden düz dikişte dikiyorum. Ve daha sonra bu pens kısımlarını yapıyorum. Pens kısımlarının uzunluğunu göz kararı belirledim ama genişliği 3 cm, ikiye kıvırdığımda 1,5 cm oldu. Ve A kısmını diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi sürfile makası da bu şekilde kesik atıyor. Zikzak şeklinde kesikler oluyor. Daha sonra ön kısmını kesiyorum. Az önce arka kısmını kesmiştim. Yine aynı şekilde kalıp olarak kullandığım pantolonun A kısmını kumaş katına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bel hizasını aldım. Ön kısmını yine bayağı bir uzun yaptım. Yaklaşık bir 20 cm falan pantolonun belinden daha uzun yapıyorum. Yine paçaya geldiğimde böyle hafif D şeklini vererek oval şekil veriyorum ki çok köşeli durmasın. Ama siz köşeli seviyorsanız köşeli de yapabilirsiniz. Benim böyle daha çok hoşuma gitti. Bu gösterdiğim yerlerden kesiyorum. Kestikten sonra bu şekilde görünmesi gerekiyor. Daha sonra bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. Ve pensleri de arkayla aynı olacak şekilde, boyları aynı olacak şekilde, 3 cm olacak şekilde dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. En son olarak da bu ön ve arkayı yüz yüzüne bakacak şekilde kapatıyorum. Ve paçalarının iç içe gelen kısımlarını dikiyorum. A kısmı da bu şekilde görünüyor. Sonra bu kenarların tek kat kıvırıyorum. Benim kumaşım ipliklenmeyen bir kumaştı, o yüzden tek kat kıvırdım. Siz çift kat da kıvırabilirsiniz. Düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu şekilde kemerini de yaptım. Kafama göre yaklaşık bu 3 cm falan genişliği. Yani toplamda 2 parça 3 cm kullandım. Yani toplamda 6-7-8 cm olarak düşünebilirsiniz. Dikiş paylarını hesaplayarak. Onu da bu şekilde pantolonuma yerleştirdim, kemerimi. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Pensleri de yakından bu şekilde görünüyor.
Kemerin de uç kısmı bu şekilde hafif bir verevlik verdim daha düzgün dursun diye. Pantolonumuzun son hali de bu şekilde. Sizler için bir de nasıl giyildiğini göstermek istedim. Önce önümü bağlıyorum. Daha sonra arka kısmı için de bacaklarımın arasından geçirip bağcıklarını öne doğru getiriyorum. Bu arada televizyona bakıyorum. Tam karşımda televizyon var. İstanbul seçimleri konuşuluyor. Çok ilgi çekici bir konu olduğu için. Üstüme de giydim. Bu şekilde görünüyor. Bağcıkların dışarı çıkarabilirsiniz. İçeri sokabilirsiniz. Son halde bu şekilde.